Herkese selam herkese merhaba dostlar kanalımız yeni videosuna hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte XRP inceleyeceğiz Ripple coin'in teknik analizini yapacağız arkadaşlar Tabi videomuza geçmeden önce ufak hatırlatmalarımız ve bilgilendirmelerimiz var bu kanalda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Tamamıyla kendi şahsi fikirlerimizdir Bir de sizden ufacık bir ricamız var gördüğünüz üzere şu anda kanalımın sayfasındasınız ve sizlere birbirinden farklı kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz de bana destek olmak amacıyla kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. Şu anda Trending View'de XRP USDT 4 saatlikte inceliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir 4 saatlikte destek noktamızda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu desteklerin aşağıya doğru bir inme atmışız. Eğer burada bir 4 saatlik kapatırsak bu desteğimizin altında şu seviyelerde hedefimizin daha aşağılar olacağını 0.34 dolarlar oradan da aşağısı olan tekrardan 0.30 dolarlara yani dip seviyemize tekrardan dönebileceğimizi söylemekte fayda var. Yani elinde XRP tutan ve kısa vadede alsat yapan arkadaşlara biraz dikkatli olmalarını tavsiye edebiliriz. Çünkü bir destek noktasındayız ve buradan da aşağı atma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunu indikatörler ile desteklemek lazım. RSI'mize bakıyoruz ve RSI'nin 53'lerde olduğunu görebiliyoruz aslında fena bir rakam sayılmaz. Aşağı atma ihtimalinin de olmadığını söyleyebiliriz. Burada biraz Bitcoin'in de hareketleri önemli. Bir de MACD'ye bakalım arkadaşlar. İşimiz biraz daha garanti olsun. MACD'yi de aşağı yönlü atacağını gösteriyor. Yani olayımız biraz daha Bitcoin'in hareketlerine bağlı kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü RSI'de net bir şey diyemiyor. MACD'ye de baktığımızda fazla olumlu cevaplar veremiyor. Eğer Bitcoin toparlarsa tekrardan 25 bin dolara yaklaşırsa hedefimizin şöyle baktığımızda 38 doğru yol alabileceğini hatta Tekrardan buradaki direncimize doğru yol alabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani Kısa vadede elimizde tutuyorsak dikkatli olmalıyız. Bu kötü senaryoydu arkadaşlar. Bir de sizler için iyi senaryoyu değerlendirmek gerekiyor. İyi senaryoda da fiyat tahminim nere diye soracak olursanız. burada bir 4 saatlik kapatmamız gerekiyor. 39 bandlarında falan. Yani önümüzdeki bu işaretlediğim direncimizi kırmamız gerekiyor. Onun kırılımıyla birlikte hedefimizin güzel yerlere çıkıp 0.41 dolarlarda bir duraksama yaşayacağını, tekrardan bir dirence takılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani iyi senaryoda da bu olabilir. Tabi bunun gerçekleşmesi için bu dediğim mavi yerde bir 4 saatlik mum kapatması gerekir. Ha, kötü senaryomuzun da gerçekleşmesi için yine bir mavi yerimizde 4 saatlik kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani ne taraf daha baskın, ne taraf daha ağır basıyor diye soracak olursanız Hani ben biraz doğruyu söylemek taraftarıyım ve şu anda Bollinger Bandlarını da aşağı atmış. MACD de olumsuz gösteriyor. Bitcoin'de hareketleri pek olumlu yönde ilerlemiyor. Hani şöyle baktığımızda en kötü ihtimalle 0.35 dolarlara kadar gerileyebilir. Daha kötüsü ne olur? 0.34 dolarlara. Zaten ondan sonra da dip noktamıza düşer. Ha, buralara kadar geleceğini hiç zannetmiyorum. En baba ihtimalle 0.35 dolarlarda durup tekrardan yükselişimize devam edeceğimize inanıyoruz arkadaşlar. Zaten Ripple'a baktığımızda şöyle bir de kısa vadede bir yükselen trend de verememiş diğer coinler gibi veya da Bitcoin gibi. Bu nedenden dolayı Ripple gözümde kısa vadede bir tık daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle Ripple'a orta vadede bakalım günlük bazda bakalım. Günlükte baktığımızda Bollinger Bat'larında alt bandı atmak üzere ancak şu anda alt bandı attığını söyleyemeyiz. Bollinger Bat'lar sıkışmış durumda eğer buradan aşağı bandı atarsa Hedefimizin aşağılar olduğunu, bayağı aşağılar olduğunu söyleyebiliriz orta vadede. Bu nedenle dolayı biraz dikkatli olmak gerektiğini söyleyebilirim. Ancak buradaki direncimize güveniyorum. Bollinger barını da daha aşağı atmamış. Yani tutunmaya çalışıyor. Orta vadede MACD'ye baktığımızda arkadaşlar şöyle... Mektiğimizde yani aşağı yönlü kesmiş gibi duruyor ama Mekti'den de pek net bir cevap alamıyoruz. RSI'mıza baktığımızda şu şekilde RSI'nin 55'lerde olduğunu yani aşırı satım seviyesinde olmadığını da görüyoruz. Şu anda bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz Ripple Coin'de. Dikkatli olmak gerektiğini tekrardan dile getiriyorum. Ancak orta vadede düşse düşse yine tekrardan 1.34 dolarlara falan düşeceğini zannediyorum. Oradan tekrar yükselişini yaşayarak orta vadede çok çok daha iyi yerlere geleceğine kendisine güvendiğim bir coin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani orta vadede hedefimiz buradaki benim sarı direncim. Sarı direncimizi 59 yani 60 seviyesi olarak fark edersek böyle şu anki anlık fiyatından tutup çekmemiz ile birlikte önümüzdeki bir iki aylık süreçte %60'lık bir yükselişi beklediğimizi söyleyebiliriz. XRP Ripple'da arkadaşlar. Orta vadede de bu şekildeydi. Yani yine de biraz dikkatli olmak gerekiyor ama ben uzun vade tutuyorum diyorsanız arkadaşlar. Ripple şu anda sudan ucuz benim kendi şahsi fikrim olarak. Şu anki anlık fiyatı dediğim gibi 0.37 dolarlarda olduğunu görebilirsiniz. Yani bunun zaten ATH'ını 2 dolarlarda yapmış bir coin. 2 dolarlara 1.9 dolarlarda yapmış bir coin. Tekrardan ATH'ını görmesiyle birlikte bizlere misli misli bir para kazandıracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ATH'ına çektiğimiz arkadaşlar 230'luk bir yükselişin bizleri beklediğini görebiliriz. ATH'ına gelmese hedefimiz 1.3 dolarlar benim şahsi fikrim olarak. Yani ATH bize çok uzak kaçarsa uzun vadedeki hedefimiz yine çektiğimizde 1.3 dolarlar olarak farz edersek şu şekilde. %250'lik bir yükselişin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki 7-8 ayda diyelim yani. Böyle bir yükselişin geleceğini tahmin ediyorum arkadaş. Şimdi Ripple'ın da biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi daha önce çok yükselen, çok çıkan, çok pis işlere karışmış bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Yani yatırımcılarını bıktıran bir coin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu nedenden dolayı bizleri oyaladığından dolayı Ripple'ı fazla sevdiğimiz söyleyemem arkadaşlar. Ancak elinde mutlaka buna yatırım yapmış insanlar vardır. Mutlaka zarar eden insanlar vardır son zamanki boğa sezondan dolayı. Bundan dolayı sizlere de birlikte Ripple'ı incelemek istedik. Hani şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar. Ripple kendisi yasa dışı, bazı yasa dışı işlere bulaştığından dolayı bir mahkemesi var devam eden bir mahkemesi. Bu mahkemenin sonuçlanmasına ben bu piyasaya girdiğim günden belli bekliyorum. Yıllardır beklediğim bir mahkeme. En sonunda artık ben de bıktım. Saldım kendisi. artık takip bile etmiyorum. Sonucunda bu dakikadan sonra pek olumlu yönde çıkacağını zannetmiyorum. Ancak olumlu yönde çıkmasıyla birlikte çok ama çok ciddi yükselişlere yakalayacağını çok çok iyi yerlere varacağını söyleyebiliriz. Yani sosyal medyada herkesin gördüğü, herkesin duyduğu bir şeydir. Ripple'ın mahkemeyi kazanması ile birlikte 10 dolarlara kadar ulaşacağını. Bunu zaten bir teknik analiz üzerinden yorumlayamayız ancak böyle bir söylenti olduğunu sizlerin bilgisine sunmak istedim. Ripple'ın hakkında diyeceklerim de aslında bu şekildeydi. Tekrardan bir özetleyelim. 4 saatlik stop noktalarımızı sizlere söyleyelim. Ardından videomuzu sonlandıralım. 4 saatlikte ben şahsen kendi fikrimi söylüyorum. 0.36 dolara stopumu koyarım. Burasının altı benim için satım noktasıdır. 0.35 dolarlarda hatta 0.621 dolarlarda da satışımı yaparım arkadaşlar. Dediğim gibi 0.36 dolarlara stop koymanızı önerebiliriz aslında arkadaşlar. Diyeceklerim bu şekildeydi. Sizler için elimden geldiğince bilgilendirici bir faydalı içerik üretmeye çalıştım. Siz de içeriğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.